Merhaba arkadaşlar. Deneyimiz joystick kullanarak ekranda nesne hareketidir. İki şekilde yapılabilir. Birincisinde devre tahtası kullanabilirsiniz. Diğerinde ise buradaki gibi joystick'i direkt kartada bağlayabilirsiniz. Dikkat edeceğimiz yerler, joystick'in üzerinde gördüğünüz gibi 5 tane uç var. Bunları bir tarafı pinli, bir tarafı pinsiz olan dişi kablolarla Arduino kartımıza bağlıyoruz. SW ile başlayalım. SW kartta ikinci pine denk gelmekte. VRY bu Y düzleminde yönlendirmedir. A0'a denk gelmekte. VRX A1'e denk gelmekte. 5 volt kart üzerinde VCC veya 5 volt olarak geçen yerlere takılmalı. GND de yine kart üzerindeki şuradaki GND uçlarından birine takılması gerekli. Projemizin birinci kısmı devreyi oluşturmaktı. İkinci kısmı arka planı oluşturmak ve nesneleri eklemekti. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Bu size kalmış bir şey. Farklı bir yöntem de uygulayabilirsiniz. Şunun gibi bir tane dağın resmi indireceğim. Sonra bir kartal resmi. Kartalı. Bunlar şu dağlar üzerinde joystick kullanarak hareket ettireceğim. Bunu yaparken dikkat edeceğimiz yerlerden biri, Google'a dağ manzarası olarak yazıyoruz. Görseller kısmına geldik. Görseller kısmında önce resimlere tıklayarak bunların çözünürlüğüne bakıyorum. 1280'e 800. İyi bir çözünürlük. Bunu alabilirim. Arka planımız bu. Nesnemiz ise bir kartaldı. Kartala geliyorum. Kartal.png yazıyorum. PNG resimlerin arka fonları yoktur. Bu nedenle projenizin arka fonunda beyazlık yaratmadan çok rahat kullanabilirsiniz. Şunu seçmiştim. Buna tıkladım. Arka fonunun olmadığını şuradan anlayabilirim. Mesela bu resme tıkladım. Beyaz gibi gözüküyor şu. Tıklanınca arkada hiçbir renk yok. Bu PNG'dir. Bunu resmi farklı kaydet olarak, isterseniz ismini de değişebilirsiniz. Türkçe karakter olmadığına dikkat edin. Ekleyebiliriz. Geldik programımıza. Programımız S4A. S4A'da öncelik olarak sahneyi ekleyelim. Sahneye tıkladım. Arka planlara geldim. İndirdim. İndirdiğim arka plana geldim. Arka planı aldım. Şuraya sürükledim. Bunu düzenle kısmıyla şu şekilde genişletebilirsiniz. Şu anda beyazı görüyorsunuz. Genişledikten sonra tamam dedim. Bütün alanı şu anda kapattı. İkincisi ise hareket ettireceğim nesne. Arduino kartı. Kartala geliyorum. Şuraya tıkladım. Artık bunu kaldırıyorum. Kartalımız bu. Düzenle diyerek küçültüyorum. Evet, kartalımız burada. Kartalımızı ayarladıktan sonra yine sahneler kısmına geliyorum. Buradan arka plan düzenle kırmızı rengi seçiyorum. Kareyi seçtim ve içi boş kareyi seçtim. Ve bunu bu fon arka fonu kırmızı içine alıyorum. Bunu yapmamın sebebi joystick'le kartalı hareket ettirdikten sonra kartalın sahne dışına çıkmasını engellemek amacıyla yaptığım bir önlem. Tamam dedim. Üçüncü kısma gelelim. Arduino nesnesi şu anda kartalımız gözüküyor.
Bunlara bazı kodlar giriyoruz. Bu kodlardan birincisi tıklandığında yani şuna bastığımızda çalışacak kodlardır. Birincisi nesnemizin nereden başlamasını istiyorsak onu konumlandırıyoruz. Herhangi bir yer seçtik. X150'ye y'si de 115. X yatayda yani şu kısımda, y de dikeyde yani şu kısımdaki konumunu göstermektedir. Sürekli olarak yapması gereken hareket, joystick'i kullandığımız zaman eğer analog 0, hatırlarsanız analog 1 ve analog 0'a VRX ve VRY pinlerini bağlamıştık. Eğer 0 ise yani herhangi bir hareket yoksa yatay hız 0.02 kadar değişsin. Cüzi bir miktar kullanmamız lazım ki çok hızlı olmasın. Biz de rahatlıkla hareketini görebiliriz. Value sensörde de 1023. Eğer value sensör analog 0'da 1023 ise ters tarafta hareket etsin. Bu 1023 ve 0 joystick'i ileri ve geri vermemizi sağlayan kodlardır. X eksenindeki geçerli kodlar bunlar. Aynı şekilde analog 1'e bağlı olan dikey eksendeki kodlarımız da bunlar. Bunları ekliyoruz. Bu kod eklediğimiz kırmızı çerçeveye geldiği zaman hızını sıfırlasın diye yaptığımız bir kod. Burada da sürekli olarak değişkenlerimiz var. Yatay hız ve dikey hız şeklinde iki değişken tanımladık. Bunları kendimiz tanımlıyoruz. Sürekli olarak x ekseninde yatay hıza göre konumunu değiştirsin. Burada da aynı şekilde kartalın y eksenindeki konumu dikey hıza göre devamlı değişsin. Sonra yapmamız gereken çalıştırmak. Çalıştırmadan önce Arduino kartın bilgisayar tarafından görülüp görülmediğinden emin olmamız gerekli. Bunun için de eğer firmata yüklenmemişse onu yükleyelim. Arduino klasörü içerisinde Arduino kurulum dosyası, burada S4 Arduino kurulum firmata dosyasıdır bu. Hayır diyoruz. Araçlar menüsü, port COM4, genelde iki tane port olur, biz büyüğünü tercih ederiz. Sonra port seçtikten sonra şuradaki yükle seçeneğiyle altta görebilirsiniz. Önce çalışma derleniyor, sonra da yükleme yapılacaktır. Eğer burada hata verirse Arduino kartın üzerindeki turuncu tuşa tıklayın. Tekrar yükleme yapın. Yine sıkıntı olursa yine 3. ve 4. denemeden sonra yükleniyor. Şu anda yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Karta dönüyorum. Bekliyorum. Evet. Burası gittiyse, şurada gördüğünüz uyarı gittiyse kartı görmüş demektir. Evet, denemesini yapalım. Evet, şu anda çalışıyor. Hızımızı görüyorsunuz. Ters tarafa aldım. Hızı azalttı. Biraz da ileri götürünce eksi oldu. Evet, şimdi yatay ve dikeyleri aşağı yönde çekiyorum. Evet, şu anda kartalımız hareket ediyor.